अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफीरा। मैं हूं तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। दुनिया में टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो स्पेस शिप्स जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं और लोग पर क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक वीडियो बहुत वायरल हुई। हमने बार बार उसकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी कि वुल्फ्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिससे ऐसे वुल्फ वापस आ गए हैं जो कि पता कितने सौ साल जो हुआ करते थे और वो आम वुल्फ से बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और साइज में भी बड़े थे। तो हम लोग बड़े हैरान हुए, हमने कहा है कि ये वीडियो में क्या है ऐसा और इतनी वायरल क्यों हो रही है। तो पहले फौरन वीडियो चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। Kalın, titreşimli ve güçlü bir uluma. Bu ses tam 10 bin yıldır dünyamızda duyulmuyordu. Bilim insanlarının 10,000 years pehle ye awaaz suni gayi thi. Wow. Wo kitne chote bacche hain aur wo abhi se unko pata hai. Oh my god. Kurt olarak tanıttığı bu hayvan buzul çağının ikonik avcısının modern genetik bilimiyle yeniden yorumlanmış hali. Dün Twitter ve Instagram'dan da paylaştı bu haberi. Görmeyen kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Peki soru şu, bunlar gerçekten ulu kurt mu? Bir yeniden canlandırma projesi mi bunlar? Yoksa işin içinde başka işler mi var? Gelin hemen bakalım. Canis Dirus, yani ulu kurt. İngilizce'de Dire Wolf olarak bilinir. Efsanelere de konu olmuştur biliyorsunuz. Game of Thrones'un yüce kurtları. Bu hayvanlar sadece efsanelerde... Game of Thrones'me na 4 ya 5 wolf the. Bacche unko milte hain chote chote. Aur unme ek jo tha wo white tha. Ha wo dire wolf tha. Usme uska naam bhi kuch tha na, mujhe yaad nahi aa raha. Kuch naam tha uska, wo mujhe abhi aa jayega yaad. Gerçekten de bir zamanlar Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında hüküm süren heybetli bir yırtıcıydı. Modern kurt türlerinden daha iri yapılı ve daha güçlü çene kaslarına sahip olan bu avcı yaklaşık 10.000 yıl önce buzul çağının sonunda birçok büyük memeli türüyle birlikte yok oldu. Bu türün en önemli fosil kalıntıları Los Angeles'taki La Brea Zift çukurlarında bulundu. Burada 4000'den fazla ulu kurt kalıntısı keşfedildi ve bu bilim insanlarına türün anatomisi hakkında çok değerli bilgiler sağladı. Dallas merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences da burada devreye girdi. Kendilerini soyu tükenmiş hayvanları modern genetik mühendisliği yöntemleriyle yeniden canlandırma şirketi olarak tanımlayan şirket, işte kısa bir süre önce genetik olarak modifiye edilmiş 6 aylık ilk ulu kurt benzeri yavrularını kamuoyuna tanıttı. Colossal'ın kurucusu Ben Lam da şöyle söylüyor. Doğayı korumak için yeni yöntemlere ihtiyacımız var. Sadece geçmişi canlandırmak için değil, bugün tehlike altındaki türleri kurtarmak için de yeni teknolojiler geliştirmeliyiz. Dünyamız ciddi bir biyoçeşitlilik kriziyle karşı karşıya ve uzmanlar 2050 yılına kadar gezegendeki türlerin yarısının yok olabileceğini söylüyor. Biz bu gidişatı değiştirmeye çalışıyoruz. Ama şimdi detaylara inmeden önce şunu net bir şekilde söyleyelim. Colossal'ın yarattığı bu hayvanlar tam anlamıyla tarihsel ulu kurt değil. Bilimsel araştırmalar ulu kurdun modern kurt soyundan yaklaşık 5.7 milyon yıl önce ayrıldığını gösteriyor. Bu çok uzun bir evrimsel mesafe demek. Dolayısıyla bu yeni yaratılan hayvanlar daha çok ulu kurdun önemli dış özelliklerini taşıyan genetiği değiştirilmiş modern kurtlar olarak değerlendirilmeli. Ama ne yaptılar ona bir bakalım. Projenin ilk aşaması antik ulu kurt DNA'sının elde edilmesiydi. Bilim insanları biri 13 bin, diğeri 72 bin yıllık olan iki fosil örnekten DNA parçaları çıkarmayı başardı. Bu kendiliğinden büyük bir başarıydı. Çünkü antik DNA genellikle bozulmuş ve parçalanmış durumda bulunur. Laboratuvarda yürütülen titiz çalışmalarda bu DNA parçalarından iki kısmi ulu kurt genom dizilimi oluşturuldu. Ardından bu genom modern gri kurt genomuyla karşılaştırıldı. Amaç iki ulu kurdun birbirine benzer ancak modern kurtlardan farklı olduğu genetik özellikleri belirlemekti. Colossal'ın FormBio adlı özel genetik analiz platformu sayesinde bilim insanları bu iki tür arasındaki kritik genetik farklılıkları saptadılar.
Daha sonra gri kurdun DNA'sında 14 gen üzerinde toplam 20 değişiklik yaparak yeni bir genetik şablon oluşturdular. Genetik mühendisliğinin en etkileyici anlarından biri göreceli olarak az sayıda değişiklikle çarpıcı fiziksel farklılıklar elde edilebilmesi. Bu genetik müdahalelerle de yeni hayvanlarda şu özellikler ortaya çıktı. Modern gri kurda göre daha açık renkli, beyazımsı tüy yapısı. Modern kurtlardan daha iri ve güçlü bir vücut. Daha derin ve güçlü uluma sesleri, daha geniş kafatası ve güçlü çene yapısı ve son olarak farklı avlanma kalıpları. Daha sonra genetik materyalin hazırlanmasından sonra bilim insanları klonlama teknolojisini kullandılar. Bir dişi köpek veya kurttan alınan yumurta hücresinin çekirdeği çıkarıldı ve yerine genetiği değiştirilmiş hücre yerleştirildi. Elektrik uyarımı sonrası hücre bölünmeye başladı ve bir embriyo oluştu. Bu embriyolar daha sonra özenle seçilmiş büyük cüsseli taşıyıcı köpeklerin rahimlerine yerleştirildi. Ve Roma şehrinin efsanevi kurucularına atfen Romulus ve Remus adı verilen erkek ikizler 1 Ekim 2024'te dünyaya geldi. Ocak 2025'te ise ailenin 3. üyesi dişi yavru Kesi onlara katıldı. Yavrular şu anda 6 aylık ve sağlıklı bir şekilde büyüyor. Female cup का नाम खलीसी रखा गया है जो जो उसकी रानी होती है ड्रैगन्स की रानी उसका नाम था वो 2025 में पैदा हुई है और जो मेल थे वो दोनों 2024 में पैदा हुए Büyüdüklerinde yaklaşık 1.8 metre uzunluğa ve 68 kilo ağırlığa ulaşmaları bekleniyor. Modern kurtlardan önemli ölçüde daha büyük bir beden var. Fiziksel özelliklerde fosil kayıtlarından bilinen ulu kurt boyutlarına oldukça yakın. Colossal bu arada bu yeniden yaratılmış hayvanları doğaya salma planı yapmıyor. Onun yerine 3 yavru özel olarak tasarlanmış, çitlerle çevrili, 2000 dönümlük bir koruma alanında yaşıyor. Bu alanda onlar için doğal ortamlarını yansıtan özellikler mevcut. Geniş alanlar, ağaçlıklar, küçük su kaynakları ve doğal yuvalanma bölgeleri. Ayrıca kötü hava koşullarında sığınabilecekleri barınaklar da bulunuyor. Davranış uzmanları bu arada bu hayvanların modern kurtlara göre daha az sosyal olduklarını, daha fazla bireysel avlanma davranışı sergilediklerini gözlemlediler. Ayrıca iletişim şekilleri de belirgin şekilde farklı. Ulumaları daha derin ve güçlü. Ses analizi bunun anatomik farklılıklardan kaynaklandığını gösteriyor. Ve Ulu Kurt projesi, Colossal'ın çok daha büyük vizyonunun sadece ilk adımı. Şirket 2028 gibi yakın bir tarihte yünlü mamutları geri getirmeyi hedefliyor. Laboratuvarlarda şimdiden genetiği değiştirilmiş fareler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu fareler mamutların özel. Mehmet ke jo the na jo bada hathi tha. Uske DNA se kuch chuhe डाल के उसमें वही चीजें सारी जो खसूसियात थी वो उसमें देखी गई बाल देखो कितने ज्यादा स्केल हो गए Taşıyacak şekilde tasarlandı. Ayrıca dodo kuşu ve Tazmanya kaplanı gibi insan faaliyetleri sonucu yok olmuş ikonik türleri de canlandırmayı planlıyorlar. Bu projeler doğal olarak çeşitli etik soruları da beraberinde getiriyor tabii. Biyoetik uzmanlar genetik müdahalelerin öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. Ayrıca yeniden yaratılan türlerin ne kadar otantik olduğu ve bunların ekosistemdeki rolü hakkında sorular var. Doğayla oynarken sonuçları tam olarak tahmin etmek zordur diyor biyoetik uzmanları. Genler birbirine bağlı karmaşık ağlar oluşturur. Bir geni değiştirdiğinizde beklemediğiniz başka süreçleri de etkileyebilirsiniz. Yani Colossal'ın ulu kurt benzeri çalışması bilimsel bir başarı olsa da gerçekler ve etik kaygılar göz ardı edilmemeli. Öncelikle Jurassic Park benzeri bir senaryonun gerçekleşme olasılığı teknik olarak bu hayvanlar sadece 20 genetik değişiklik taşıyan ve güvenli alanlarda tutulan temelinde modern kurt olan canlılar. Ancak bahsettiğimiz gibi bu 20 genetik değişiklik tam bir genetik dönüşüm için çok küçük bir sayı. Modern insanla şempanzeler arasında bile binlerce genetik farklılık bulunurken 5.7 milyon yıllık evrimsel mesafeye sahip iki tür arasında sadece 20 değişiklik yapmak daha çok yüzeysel özellikleri etkileyebilir. Yani bu hayvanlar genetik olarak hala büyük oranda modern kurt. Ancak dış görünüş ve bazı davranışsal özellikleri bakımından ulu kurda benzetiliyorlar. Colossal da aslında bunu açıkça kabul ediyor. Ama bu çalışmanın belki de en değerli yanı nesli tükenmekte olan türler için geliştirilen teknolojiler. Şu an nesli tükenme tehlikesi altındaki türler için genetik darboğaza girmiş türlerin çeşitliliğini arttırmak ve hayatta kalma şanslarını yükseltmek için bu yöntemler işe yarayabilir. Sonuç olarak ortada soyu tükenmiş türleri canlandırma değil, benzerlik yaratma çabası var. Bu durum bir yandan genetik müdahalenin sınırlarını gösterirken diğer yandan mevcut biyoçeşitliliği korumanın önemini vurguluyor. Geçmişi tam olarak geri getiremiyorsak bugünü korumak için daha fazla çaba göstermeliyiz. Sanki. Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.
वाओ नहीं, नो डाउट पुराने बहुत ज्यादा जानवर जो है वो खत्म हो चुके हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस होने की वजह से, आग लगने की वजह से, या कोई भी कोई होता है, जो भी सिनेरियोस बनते हैं वो ये लेकिन मेरे होता जहन में बहुत से अजीब गरीब सवाल आ रहे है। हैं कि एक तो सबसे मेन चीज ये कि अगर पुराने एनिमल्स को वापस लाया जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत साइज में बड़े थे, तो हाँ, क्योंकि वो उस वक्त के थे। हाँ क्या उनकी वजह से क्या मॉडर्न वुल्फ्स को नुकसान हो सकता है? हाँ मुझे जहन में ये सवाल आ रहा है क्योंकि मॉडर्न वुल्फ छोटे हैं, वो कमजोर हैं, ये बहुत खतरनाक और होंगे। अच्छा, उन्होंने अपने आप को नए हिसाब से ढाल भी लिया। हाँ, तो ये सबसे मेन चीज होती है। और दूसरा इसके साथ एक और सवाल जहन में आ रहा है, क्या डायनासोर्स और वो सब चीजें भी वापस आ जाएंगी? अगर मेमत को ला सकते हैं, परिंदों को ला सकते हैं, पुराने जान तो उनको भी ला सकते हैं, टेस्ट तो लेकिन टेस्ट करने पे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ भी कर जाते हैं फिर। और एक और चीज, क्या इंसानों के ऊपर भी ये हो सकेगा? क्या इंसानों को भी बहुत ताकतवर बनाया जा सकेगा? क्या ऐसे फौजी तैयार हो सकेंगे जो कि जाके जंग में लड़े, जिनको कोई असर भी नहीं होगा? हमने ये इतनी फिल्में देखी हुई हैं पुराने वक्तों में, हाँ जैसे इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक तजुर्बे हो रहे हैं, और ऐसे लोग तैयार एग्जैक्टली किए गए जिनको दर्द नहीं फील होता, जो गोलियों से कुछ असर नहीं होता। तो ये सब चीजें उस तरफ चलना शुरू हो गई हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, थोड़ा सा घबराहट हाँ, भी हो रही है, क्योंकि क्योंकि नेचर से आप आप जगा कर कुदरत रहे से हो। लड़ रहे हैं, हाँ आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं और एक चीज को बना रहे हैं। कुदरत ने कुछ सोच के इनको खत्म किया होगा, या वो कुछ किसी वजह से ही खत्म हुए होंगे, या उनको दोबारा लाने से क्या इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा, ये भी कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ जब तक वो बड़े होके उन पर टेस्ट नहीं होंगे, उनको उनको जब वाइल्ड में छोड़ेंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर वो बचपन से लोगों के साथ रहेंगे तो वाइल्ड हाँ में कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये सब चीजें बहुत, अभी टाइम लगे इन चीजों पे, लेकिन ये थोड़ी सी खतरनाक जरूर है एक हाँ इन दी एंड। क्योंकि इनको मॉडर्न जो आजकल का हाँ माहौल है, या आजकल के जंगलात हैं, या कुछ भी है, उनमें एडजस्ट होने में इनको टाइम लगेगा। और इनको, क्योंकि वो जो आजकल के जानवर हैं, जो भी जंगलात में हैं सब चीजें, हाँ वो अपने आप को या तो खत्म करती जा रही हैं टाइम के साथ, या फिर वो इवॉल्व होती जा रही हैं। तो इनको उनके साथ मैच करने के लिए क्या करेंगे, ये खतरनाक, जैसे तहसीन का, ये खतरनाक हो जाएगी, या इनको कुछ समझ ही नहीं आएगी। तो समझ ये कि देखिए, मैं खतरनाक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक इंस्टिंक्ट होती है हर जानवर के अंदर। जैसे कि हमारे पास रॉटवेलर्स हैं, तो लोग कहते हैं कि ये तो रॉटवेलर घर में रखने वाली ब्रीड नहीं है, बहुत खतरनाक हाँ होते हैं, इनके अंदर इन बिल्ट एक चीज होती है जो अटैक करते हैं लोगों के ऊपर। इसी तरीके से ये जो जो वुल्फ्स हैं, ये भी कहीं किसी की नहीं सुनते, ना ये किसी के साथ टेम होते हैं, ना हाँ किसी के कहाँ मानते हैं, ना ही ये इनको आप ट्रेन कर सकते हो प्रॉपरली। ये एक इनके अंदर एक मखसूस आकड़ होती है। तो अगर जो पुराना वुल्फ होगा उसमें उस वक्त की जो है चीजें जीन्स होंगे। होंगे, तो वो हाँ उस लिहाज से वो अटैक करेगा, उस लिहाज से वो अपने एक बनाने की कोशिश करेगा टेरिटरी। लेकिन उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि इसको, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये देखने में वैसा है, लेकिन इसके अंदर जीन्स नए वुल्फ के भी हैं, पुराने के भी हैं, और इसको पैदा जो है डॉग ने किया है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें होंगी, लेकिन इस पर अभी भी टेस्ट जारी है, ये चीज है। अगर आज के वुल्फ में और पुराने वुल्फ के जीन्स को मिला के बनाया, तो यकीनन कोई नई चीज और खतरनाक चीज ही बनी होगी। हाँ वुल्फ खतरनाक ही होते हैं, तो लेकिन हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ये चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी है। बाकी आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, कुदरत के साथ आपको नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। हाँ तो बाकी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सब बेहतर रखे। तो थैंक यू सो और मच। आप भी हाँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप क्या कहते हैं हाँ इस आपके बारे में, अपने अपने क्योंकि व्यूज, हमारे तो व्यूज जो होते हैं, या जो भी हम जो सुनते ये हैं। हमारे अपने हद तक है, हम हाँ लोग ये नहीं कह रहे कि ये ऐसा होना चाहिए, हाँ ये हमारे हद तक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग कमेंट कमेंट सेक्शन बॉक्स में में बताएं, बताइएगा। क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कोई अपने हिसाब से कैसा सोचता है, क्या उसको लगता है, तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर किया करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hold up.